Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte edat, bağlaç ve ünlem konusunu öğreneceğiz. Çok leziz, çok kolay, çok kısa bir konu. Arkanızı yazsanın güzel bir şekilde edatları, bağlaçları, bunların cümle içindeki kullanımını hep beraber öğrenelim. Şimdi sizlere hemen söylüyorum. Arkanıza yazsanıyorsanız hemen başlıyorum. Arkadaşlar edatlar da Bağlaşlar da tek başına anlamı olmayan sözcükler. Yani mesela örneği görüyorum. Güzel sözcüğünün tek başına bir anlamı var. Güzel sözcüğünü siz bir ismin önüne getirirseniz sıfat olur. Mesela güzel, e, ne diyelim mesela, güzel ev derseniz güzel sözcüğü sıfat olur. Ama güzel konuşuyor derseniz güzel sözcüğü zarf olur. İşte güzel sözcüğü aynı zamanda tek başına da anlam taşıyor. Mesela güzeller gel dediğin zaman güzel insanlar geldi anlamı taşıyabiliyor. Ama bu edatlar ve bağlaçlar var ya bildiğiniz böcek gibi yani gibi ne de veya Böyle anlamı olmayan tek başına anlamı olmayan cümle içinde sözcükleri ya da cümleleri bağladığı zaman bağlaç oluyor. Diğer sözcüklerle anlam ilgisi kurduğu zaman da ilgeç yani edat oluyor. Gibi, için, e göre, e kadar, sanki, üzere, başka, den başka diye kullanılıyor daha çok. E doğru, e karşı, edek değil, mi gibi sözcükler edat kabul ediliyor. Ama de, ve, veya, ya da, ki, ama, fakat, hatta, çünkü, oysa, ise ne ne mesela ne arıyor ne soruyor. Hem arıyor hem soruyor. Gerek araması gerek sorması. İster arasın ister sorsun gibi sözcüklerde bağlaç oluyor. Bunun haricinde tabii ki madem ki, oysa ki, halbuki, çünkü gibi bağlaçlarımız da var. Bunları da göreceğiz. Şimdi burada şu çok önemli. İle sözcüğü bazen bağlaç oluyor bazen edat oluyor. Eğer ile sözcüğün olduğu yere ve koyabiliyorsak bağlaç oluyor. İle sözcüğün olduğu yere ve koyamıyorsak ne ile ya da Kimin ile anlamı katıyorsa da edat oluyor arkadaşlar. Gelin isterseniz bakalım. Demiş ki vitrindeki elbiseyi alacaktım ancak param yetmedi. Bak ancak sözcü burada fakat param yetmedi dediği için burada net bir şekilde bağlaç oluyor arkadaşlar. Niye? Fakat anlamı katmış. Eskiden ancak sözcü ya da sadece sözcü ya da yalnız sözcü edat da olabiliyordu. Hatta üniversite sınavlarında bununla alakalı soru da çıkmıştı ama... Türk Dil Kurumu bunu güncelledi. Biz de güncel olsun diye size bu şekilde anlatıyoruz. Demek ki fakat anlamına gelirse ancak sözcüğü bağlaç oluyor. Bu soruları ancak öğretmenimiz çözebilir dediği zaman bu soruları sadece öğretmenimiz çözebilir dediği için yalnız öğretmenimiz çözebilir dediği için burada arkadaşlar zarf oluyor. Buna dikkat edeceksiniz. Bakın burada ancak sözcüğü bağlaç. Burada ancak sözcüğü zarf oldu. Devam ediyoruz. Ali okula servis ile gitti. İle'nin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaştı. İle'nin olduğu yere V koyabiliyoruz mu? Ali okula servis ile gitti diyemiyoruz. O zaman burada Ali okula ne ile gitti dediği için edat oluyor. Arda ile Zeynep okula yürüyerek gitti. Arda ve Zeynep okula yürüyerek gitti diyebiliyoruz. Eğer ilenin olduğu yere V koyabiliyorsak bu sözcük ne oluyordu arkadaşlar? Bağlaç oluyordu. O zaman buraya da rahatlıkla bağlaç yazabiliriz. Oya ile annesi alışverişe gitti. Burada Oya ve annesi alışverişe gitti diyebildiğimiz için yine ilenin olduğu yere V koyabildiğimiz için bak ilenin olduğu yere V koyabiliyorsan bağlaç oluyor. Oya alışverişe annesiyle gitti. Burada V koyamıyoruz. O zaman burada arkadaşlar edat yani ilgeç oluyor. Sınavda ancak sadece yalnızca çok çalışanlar başarılı olur dediğimiz için burada yine zarf oluyor. Filmi izlemiş ancak fakat lakin ama beğenmemiş. Burada işte bağlaç oluyor arkadaşlar. Şimdi Bununla alakalı zaten çok güzel sorularımız var. Sizlere dokun Şubat programında e, ödevlerinize vermek istiyorum. 23 Şubat Cuma günü Edat Bağlaç ünlemi burada e, Dinamo'da Testra T3'ten çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. E, aynı zamanda 0'dan 9'a da, da, sayfa 114'te 116'da hatta şöyle göstereyim bakın. 114 sayfayı açayım şöyle hop çıkıyor hop nerede? Bakın burada 114'te 116'da Edat Bağlaç ünlemimizi anlattık. Ardından da hop çıkıyor hop çok güzel bir şekilde sizlere burada gösterdik. Burada arkadaşlar soruları çözüyoruz. Takıldığımız soru olursa da mutlaka kare kutu soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinliyoruz. Şimdi ödevimizi hemen verdik. Hemen şu diğer örnekleri de gösterelim. Ardından da dersimizi inşallah hemen bitirelim. Şimdi edatların özelliklerine baktığımızda kendilerinden önceki sözcüklerle grup oluşturabiliyorlar. Çalışkan birini görmedim. Nasıl çalışkan? Onun gibi çalışkan bak. Ne kadar çalışkan? Onun gibi çalışkan. Burada bir zar gibi davranmış mesela gibi sözcüğü onunla birleşerek. Akşama kadar bu işi bitirmeliyiz. Ne zamana kadar? Akşama kadar bak. Burada da yine akşam sözcüğüyle birleşmiş. Cümleden çıkarılınca cümlenin anlamı değişir veya bozulur edatlarda. Mesela ödev yapmak için kütüphaneye gitti. Ödev yapmak kütüphaneye gitti diyemiyorsun. Bu işi o halleder. Burada anlam değişiyor. Bu işi o halleder diyebiliyorsun. Bu işi yalnız sadece o halleder dediğimizde burada zaten zarf anlamı katıyor ve değişiyor. Bağlaçlara baktığımızda tek başına anlamı yok. Sözcükleri, sözcük gruplarını, cümleleri birbirine bağlıyor. Zaten bağlaç da oradan geliyor bağladığı için. Ama, fakat, ancak, yalnız, lakin, hatta, çünkü, dahi, o dahi yapamadı. De, bile, ki, ve, ile veya ya da ise halbuki oysa, zira, ne, ne yani ne arıyor ne soruyor. Hem arıyor hem soruyor. Gerek araması gerek sorması ister arasın ister sorsun gibi ifadelerde bağlaç oluyor. Zaten şu bağlaçları da hatırlayalım bakın. Som, bahçem diye de kod kodlayabiliriz bunu. Şöyle ki oy da yazayım hatta. Sanki işte oysa ki madem ki bunları bir yazılıyor. Belki işte başka ne diyebiliriz? ki işte çünkü eğer ki meğer ki bunlar hem bitişik yazılıyor hem de bunları da bağlaç görevinde görebiliyoruz. Bağlaçlar eş görevli sözcükleri de birbirine bağlıyor. Mesela Ali, Ahmet, Ayşe kütüphaneye gitti. Bunların hepsi aynı görevde. Hepsi özne. Kim gitti? Ali gitti. Kim gitti? Ahmet gitti. Kim gitti? Ayşe gitti. Burada virgül de koyabiliyorsun. Sonlara doğru ve bağlacına koyabiliyorsun. Oya ile Zeynep Kütüphane çalışıyor. Oya ve Zeynep Kütüphane çalışıyor diyebiliyorsun. Sözcü gruplarını da birbirine bağlıyor. Burada kitap kapaklarını ve reklam afişlerini tasarlıyoruz. Bak kitap kapakları bir isim tanıması. Reklam afişleri bir isim tanıması ve birbirini bağladı. Diğer bağlaçlara baktığımızda ama, fakat, lakin, hatta, ancak, yalnız, oysa, halbuki gibi bağlaçlar karşıtlık ilgisi kuruyor. Mesela bugün pikniğe gidecektik bak güzel bir ifade. Ancak yalnız ama fakat halbuki yağmur yağdığı için gidemedik. Bir anda olumsuza dönüyor. Yani bu tarz bağlaçlardan önce olumlu varsa olumsuza geçiyor. Olumsuz varsa olumluya geçiyor. Mesela bugün pikniğe gitmeyecektik. Ancak hava güzel olunca gittik demen gerekiyor mesela. Ama fakat lakin ancak yalnız oysa halbuki bağlaçları düşüncenin yönünü değiştiriyor. Yani artıyı eksi eksi artı yapıyor. Bu konuda onu çok uyardık. Fakat o uyarılarımız hiç dikkate almadı. Yani tam bir dangoz. Ünleme baktığımızda ise duyguları anlatıyor. Seslenme bildiriyor. Ah, oh, vah, of, ay, hey, ey, ya, haydi, hadi, yazık, Ah, e, o, vah, o. Bunlar ünlem. Bunları biliyorsunuz. Ünlemi işaret olarak iki şekilde kullanıyoruz. Eyvah deyip, ünlem işareti koyup büyük harfle başlayabiliyoruz. Pasımayı unutmuşum. Ya da eyvah diyoruz, viril koyuyoruz. Pasomu evde unutmuşum diyerek en sona da koyabiliyoruz. Bazen cümlede bu tarz belli başlı ünlemler olmadan da ünlem anlamı olabiliyor. Mesela ne kadar yaramaz bir çocuk demiş üniversite sınavında. ÖSYM demiş ki aşağıdakilerin hangisi ünlem cümlesidir demiş. Ve doğru cevap ne kadar yaramaz bir çocuk ifadesi olmuş. Tabii sonra ünlem işaret koymamış. Bu ifadeyi okuduğunuzda siz bir ünlem anlamı olduğunu da yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım dersimizi bitirdik. Ödüllü sorumuzu yapın yorumlara olayın. Hepinize şimdiden başarılar.